Şöyle bir açıklaması bilmiyorum katılır mısınız? Ee, sizlere de sormuş olayım. Diyor ki İstanbul, Ankara ve İzmir'de bir risk yok. <laughs> Yani İstanbul, Ankara ve İzmir evet dediği doğru olabilir ama İstanbul meselesi iktidarın ne yapacağı belli olmaz. Onu size söyleyeyim. Ama adayları gerçekten yani ne yapacağı hiç belli değil. Murat Kurum yani seçime bir gün, iki gün kala bir anda çıkıp garip bir gaf yapabilir yani öyle bir durumu var. Neyse diyor ki seçmene saygısızlık olmasın ama anket şirketlerinin dediği gibi Ankara'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı yarışı bitti. Mansur Yavaş rekor oyla geliyor. %60'ı zorlar deniyor. Ee, Özgür Özel'in böyle bir açıklaması oldu. Rekor oyla gelecek. Ee, İstanbul Ankara ve şey kesin diyor. İstanbul, Ankara ve İzmir kesin diyor. Yine söylüyorum evet bu iki il İzmir'le Ankara kesin olabilir. Ee, yine ben iddiamın arkasındayım. Ankara'yı e, rahat bir şekilde kazanacaktır CHP. E, çünkü oradaki AK Partili ve MHP'li seçmenlerden de oy alıyor. E, bu tabi genel yani Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde e, AK Partili ve MHP'li seçmenlerden oy aldığı için Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde işe yarar diye düşünenler de olmuştu ama oranın Seçmen kitlesi farklı onu da söylemek lazım ama Ankara'da böyle bir tablo olduğunu Belirtmiş İstanbul garanti değil demişsiniz mesela ya ben de böyle düşünüyorum ya bu Garanti kesin yüzde 5-10 farklı kazanıyoruz falan meseleleri bana birazcık Evet bu kadar ekonomi kötü olsa Vatandaşı açıklama yapamıyor olsalar dahi Bence Garanti bakan birisi için rehavetten başka hiçbir şey değildir. Neden? Çünkü iktidarı tam olarak tanımıyorlardır. Yani iktidarın ne yapacağını, son dakika çantadan ne çıkaracağını bilmiyorlardır. Yani e, o yüzden son haftalara dikkat etmek, bakmak lazım. E, ama İzmir ile Ankara'yı muhtemelen muhalefet alacak gibi görünüyor. Şimdi bir anket paylaşayım sizlere. E, bu ankette çıkan sonucu, HBS araştırmanın İBB anketi var değerli izleyenler. Bakın o çıkan ankette e, İmamoğlu'nun oy oranı %42,3. Murat Kurum 40,6. Burak Avuncu 5,1. Meral Danış Beştaş 4,2. Azmi Karamamutoğlu 2,9. Yeniden Refah Partisi adayı 2,5. Bakın ya diyelim ki hani olmaz da yeniden Refah Partisi'nde bir anlaşma oluştu. E, oraya gitti oyları ya da. E, İyi Parti kanadında bir anlaşma oldu ya da başka bir şey döndü. Yani şu tabloda arada 2 e, puanlık bir şey var. Oran var. Bu tabloda seçime garanti demek. Yani Özgür özel açısından söylüyorum. E, garanti demek bence de rehavetten başka hiçbir şey değildir. Yani bir anda başka bir yere çekebilirler. Ha şu olabilir. E, iktidarı zorlayan oyunun Murat Kurum'un oyunun artmamasına sebep olan tek bir şey var şu anda. Murat Kurum. Yani Cumhurbaşkanı ne kadar sahaya da çıksa bu bir, bir şekilde işlemiyor. Ama demek istediğim şunu görmek lazım e, değerli izleyenler. Bakın burada İyi Parti ayrı adayla, Dem Partisi ayrı adayla, Yeniden Refah ayrı adayla, Zafer Partisi ayrı adayla giriyor. E, ve iki parti arasında geçecek bir süreç. Burada görmüş olduğunuz dört parti... E, sadece yorumluyorum. Yani bir parti üzerinden demiyorum. 4 parti bir anda seçime bir hafta kala bir yere yanaşabilir. Seçmenlerine çağrı yapabilir. O yüzden de garanti demek bence çok mantıklı değil. HVS araştırmanın seçim anketini sizlerle paylaşmak istediğim